Etraf panayır yeri gibi. Sarı lacivert. Kafeler dolu, restoranlar dolu. Bir Fenerbahçe coşkusu. Bolluk bereket gelmiş. Ama Bekao sanki bir tık daha fark ettirdi değil mi? Bu maçta Şimanski Şimanski gibiydi. Bence bunun kadar daha net olan bir şey de Ferdi'nin sol bek oldu. Ya bırak. Bırak uğraşma bunlarla. Hangisini yedek bırakırsan yazık. Ben kime inanacağımı, neye inanacağımı şaşırıyorum. Biraz banka gibi. Kaptan. Sezon sonunda inşallah şampiyonluğa kavuşursak bu açıklamanın da payı olacak o şampiyonluk. Ben kalan yarışta bizim en büyük avantajımızın... Nereden aldığın hiç fark et burası değişmez Teknik destek tam donanımlı Medya matla tam zamanı Robot süpürge modem televizyon Adres ve kurulum budur vizyon Uzmanı varken düşünme yarını Medya matla tam zamanı Telefonu takılır takma gerisini Getir hadi eskiyi götür yenisini Yap hadi toplantını en iyisini Medya matla tam zamanı Artı hizmetlerimizden herkese uygun ödeme seçeneklerine, uzmanlarımızla çok daha fazlasını keşfetmenin MedyaMarkt'la tam zamanı. Şampiyon duruşundan belli olur. Misliye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de mislide oyna bir farkın olsun. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer Adana'dan geldin. Adana üzerinden geldim evet. Nasıldı maç? Ya çok keyifliydi. Hakikaten eski günlerdeki eski yıllardaki gibi etraf panayır yeri gibi sarı lacivert kafeler dolu, restoranlar dolu. Bir Fenerbahçe coşkusu, bolluk bereket gelmiş. Tribünlerin de herhalde 80 90ı Fenerbahçeliydi, evet, değil mi? Evet. Evet yani bir bir deplasman tribünü olarak bir full kale arkasına ayırmışlardı. Zaten bir jest yapmışlardı ama hem maraton hem numaralı neredeyse tamamı Fenerbahçelilerle doluydu. Evet. Çok güzel. Deplasman gibi deplasman değildi yani. Bu, bu konuyu konuşmak lazım aslında. Çünkü Antep'te de bir jest yapmışlardı, full kale arkasını vermişlerdi. İstanbulspor Olimpiyat Stadı'nda full maratonu verdi. Evet. Ee, burada bir yönetimin iletişim başarısı var. Biraz Galatasaraylılar isyan etmiş, niye bize olmadı falan diye ama... E, ...bu seneki Fenerbahçe taraftarındaki coşkunun türbünlere yansıması bence bu. Evet, bilhassa deplasmanlarda farklı bir görüntü var Acayip değil mi? Acayip bir talep var, evet. Evet, peki e, maçı konuşacağız, dünkü derbiyi konuşacağız... Ee, bazı açıklamalar var onları konuşacağız ee, bol konumuz var aslında bugün evet. çok yoğun hızlı bir tempo yapalım ee, maçı da çok yoğun geçmeyelim çünkü dediğim gibi çok konuşacak konu var ee, önce Migros yemeğe teşekkür edelim hatırlatmamız yaparak başlayalım Sizlere daha önce Migros yemekten bahsetmiştik. Artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde nerede olursanız olun Migros yemekten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik bu ay ilk siparişinizde geçerli 60 TL ve sonraki 3 siparişinizde geçerli 50 TL indirimlerde hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros yemek, Migros uygulamasında şimdiden herkese afiyet olsun. Beğenimizi de isteyelim hemen Migros yemek anonsundan sonra. Evet programı beğenirlerse, abone olmayıp şey edenler varsa da abone olurlarsa çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ederler. E, ee, kapan doğru kadroyla çıktık. Yani bu, bu galibiyetin ben iki tane önemli detaydan bahsetmek istiyorum. Bir, herkes yerli yedin öyle. Bir tane normal altı numaram vardı. Bir tane sekiz numaram vardı. Bir tane on numaram vardı. Bununla beraber <laughs> stoper ikilisinde Bekao'nun gelmesi. Şimdi Ciku Çağlı ikilisini ben son derece gayet İyi buluyordum. Ama Bekao sanki bir tık daha fark ettirdi değil mi? Sert adam ya. bir, bir, bir rak, Rakibi sindiriyor değil mi? Yakın oynuyor. Kucağı ee, alıyor. Hem o hem bence ayağı da gayet iyi. Onunla beraber bir de dediğin gibi de program öncesinde konuştuk. O daha önde bir e, savunma hattı kurmana da yardımcı oluyor. Bekao'nun zaten e, alameti farikası o. Yani orta sahayı öne kadar, Cicu Bekao ikilisinin niye bu kadar pozitif etki etmişti bize? Orta sahaya kadar çıkmıştık, oyunu sıkıştırmıştık. Önde işte lig başında Fred Şimanski ikilisinin yapmış olduğu müthiş pres vardı. Evet. E bunu kaybettik biz. Hem evet. stoperlerimiz bozulmuştu, hem Fred'i kaybettik ve o tempo, o baskı ortadan kalkmıştı. Evet. Şimdi sanki yavaş yavaş geri geliyor gibi. Yani o Fredin kaybıyla beraber stoperlerin de bozulmasının da etkisi vardı. 17 değişik stoper ikilisiyle oynamışız sezon başından beri. O çok çok önemli bir rakam. Ciddi bir ee, değişiklik. Yani iki stoper arka arkaya 20 maç oynamamış. Evet. Stoper istikrarını sağlayamamışız yani sakatlıklardan Diğer dolayı. Diğer yandan da ben de çok iyi üç tane stoperimiz var şu anda. Bekao, Ciku, Çağlar. Evet. Seneye Çağlar'ın olup olmayacağını bilemiyoruz ama Bekao, Cicu ikilisi, ikilisi devam edecek. Ee, bu anlamda stoper tarafında çok şanslıyız diye düşünüyorum. İyi bir tandem oturttuk. Yani stoper deyip geçmemek lazım. Bütün takımın oyununu etkiliyor bu. Çok Şimdi var. bir örnek vereyim sana. Şu anda mevcut durumda 6 tane stoperimiz var bizim. Ostar Voldeyi de katarsan. Evet. Bunu. Bu altı stoperden yaşça en ileri olan ve dolayısıyla da en ağır olan ikili Bonucci Serdar ikilisi değil mi? Evet. Bu ikiliyle biz hafta arasında Ankara gücü maçına çıktık. Şimdi daha ağır olunca ister istemez bu oyuncular tecrübeliler de kendilerini biraz geri atıyorlar. Defans hattının kaleciyle olan mesafesi kısalıyor. Orta sahadaki boşluklar fazlalaşıyor. Kurun içle Zayt çok kötü bir görüntü sergilediler değil mi Ankara gücü maçında? Evet. Tamam kendi performanslarında da düşüş var eksiklikler var kabul ediyorum ama onların oynadığı orta saha çok geniş parla gibi koskocaman bir orta saha. Diğerlerinin oynadığı orta saha Bekao Ciku gibi oyuncular sıkıştırınca oyunu diğerleri farklı bir orta sahada oynuyor. Evet. Bizim orta saha oyuncularımızdaki en önemli fark da bu. Performanslarını etkiliyor yani. Evet ve Kurunç İsmail'in beraber olması da bir çok fark etti. Hep onu söyledik. Şimdi Kronuş İsmail ikilisi beraber oynadığı zaman ikisi de aynı tarz adamlar. İkisi de 6 numara özellikleri daha fazla olanlar. Hangisini 8 oynatsan sırıtıyor. Bununla beraber ee, tek altı oynayacağını mesela Kronuş belki tek 6 oynayarak daha faydalı olabileceği yerde yanında İsmail'in olmasıyla o faydayı da belki sağlayamıyor dedik. Mert Hakan'ın Fred'in yokluğunda bu bölgede oynayabilecek ismin ya Mert Hakan ya da Zayt olduğunu söyledik. Çünkü Crespo evet. vardı elinde gitti. Evet. Zaitse hiç iyi kullanmadı Ankara Gücü maçında şansını. Bir yani. bir düşüş var. Oyun ee, niye oynamadığını konuşuyorduk ara ara. Pek ee, oynayacak bir hali yok şu anda. Burada Fred'in alternatifi Mert Hakan. Şu anda o, öyle. Şu anda gözüken o. Evet. Bununla beraber İsmail, Fred, Şimanski üçlüsü de ideal üçlü orta sahada. Netleşti iyice. Bu netleşti. Bence bunun kadar daha net olan bir şey de Ferdin'in sol bek olduğu. Evet. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa maçında... Ferdi sağ bekte başladı. Yeah. Sol bek Osterwold'u e oynadı. Yeah. Aynı şekilde Ankara maçında sol bek Osayi oynadı. Yeah. E, şimdi ne Osterwold'de ne Osayi sol bekte Ferdi'nin performansına ulaşamıyorlar. Ferdi ile tad için o uyumu da yeah. ayrıca çok önemli. Onun için nasıl stoper ikilisini konuşuyoruz? Nasıl orta sahada Mert Hakan'ın 8 numara oynaması gerektiğini şu anda Fred'in yokluğunda. Fred geldi zaten Fred oynayacak. Bunu konuşuyoruz. Aynı şekilde Sol bekte de Ferdi'nin oynaması lazım. Sağ bekte birinci alternatif Osayi. ikinci alternatif de Mert Müldür. Ya Taşlar yerine birazcık oturdu gibi Hatay maçında. Hemen oyna ve skora yansıdı değil mi? Yansıdı. Şimdi senin bu işte beklerdeki değişimler, stoper uyumu, ortadaki İsmail, Kurunic, Düzlü bunların hepsi üst üste üst üste gelince senin Şimanski'nin performansı da düşüyor. ...onu evet. da etkiliyor... Evet. ...öndeki adamların performansı da düşüyor ama... ...arkada taşlar yerine oturunca... ...işte ön tarafta... ...işte Ceko gitti asistini yaptı... ...Cengiz golünü attı... E, ...Tadic yine asistini yaptı... ...onların verimi de... ...otomatikman artıyor... ...bence Tadic'e ayrı paragraf açmak lazım bu maçla ilgili... ...sezon başından beri açmak lazım... ...ara ara eleştiriliyor çünkü onu konuşalım... ...bununla beraber... E, ...BK'nın geri dönüşünü konuştuk... ...bir istatistiklerini vermek istiyorum sana... Çünkü gedik yatırımla haftanın güven veren performansı BK'yı seçtik. Evet. Ee, 8'de 6'da ikili mücadele kazanmış. 5'te 5 hava topu kazanmış. %83 pas isabeti var. Bir tane de pas arası yapmış. Evet. Yani bunlar çok ciddi istatistikler ve bunların ışığında bizim ideal stoper ikilimiz kim olması lazım? Bunu da konuşmak lazım. Yani Beka, Ciku, Çağlar üçlüsünden hangisini yedek bırakırsan yazık. Evet. İlk üçü belirlemiş olduk. Şu İlk anda üç, kesin. Plaseler, Bonucci ve Serdar. Ki Bonucci'yi de Ankara gücü maçında kötü gördüm ben ya. Ama Bonucci'nin biz böyle olacağını tahmin ediyorduk kaptan. Şimdi Bonucci e, çağların alınacağı noktada Bonucci'nin alınması sadece Bonucci'ye güveniliyor olsa belki çağlar alınmayabilirdi. E, tabii ki yerli avantajı vesaire de konuşuldu çağlarla ilgili ama Bonucci'nin yaşından dolayı ben Union Berlin'de de oynamadığını gördüğüm için tabii müthiş bir kariyer. Aidiyet duygusu da çok yüksek. Aidiyet duygusu da çok, çok yüksek. Çok seviliyor. Ama tabii işin bir de e, yaşı başı var. Yani bugün e, çıkıp e, Alex'le oynasın o zaman. Yani her şeyin bir zamanı bir yaşı var. O yüzden Bonucci'nin şu anda bu stoper rotasyonda ilk üçe girmesi mümkün gözükmediği gibi... ...dördüncü, beşinci tercihte de belki Osterwolde orada dördüncü tercih olacak. Peki, orada bir şey soracağım da sonra. ilk tercih olmayabilir. Ankara gücü maçında Bonucci kötü performans sergiledi biraz daha eli yüzü düzgün oynamış olsaydı belki Hatay'da da Bonucci ile başlayacaktı hoca. Bekao'yu bu kadar uzun sakatlık sonrası bir anda ilk 11'de atmış oldu. Şimdi ben konuştuğum zaman zaten Bekao ile ilgili için Çağlar transferi şöyle çok önemseniyordu. Bekao'nun nasıl döneceği belli değildi. Yani ciddi bir sakatlık geçirdi. Bekao'nun bu sakatlıktan böyle çıkacağını tahmin etmeyenler vardı. O yüzden de Çağlar çok önemsendi. Yoksa Bekao'nun böyle çıkacağı bilinse Bonucci'nin direkt bir alternatif olacağı düşünülse Çağlar belki alınmazdı. Bakalım haftaya ne olacak? Dediğin gibi Ciku da sarı kart sakatlığın şeyinden, eksikliğinden dönüyor. dönüyor, cezasından dönüyor. En azından birinden biri yedek kalacak. Birinden biri yedek kalacak ama en azından şunu biliyoruz. Hangi ikili oynar sonrasın? Niye bu demeyeceğiz. Tabii. Hoca seçimi olacak ve maçtan maça da farklı ikiliyle çıkabilir. Rakibe göre, iç sağ dış sahaya göre. O da fark edecektir. Evet. Aynen. Ee, tekrar haftanın güven veren performansı BKÜ seçtiğimizi söyleyelim. bir de hatırlatmamızı yapalım. Şimdi spor dijital takipçiler için gelik yatırımının epey ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir kampanyasını duyurmak istiyoruz. Bu kampanyayı haftalarda duyuruyoruz. Gedik Yatırım yeni başlayan kampanyasına katılan tarihlere tam 3 gece 4 gün sürecek her şey dahil çift kişilik Paris seyahati hediye ediyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek bu kampanyada Paris seyahatinin yanı sıra iPhone 15 Pro, 3. nesil Apple AirPods ve Türkiye Voleybol Milli Takım forması gibi pek çok ilgi çekici hediye de mevcut. Katılmak için hızlı hesap uygulamasını indirip gedik yatırımda hesap açmanız yeterli. Aynı zamanda yaptığınız her işlem için de yeni bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Kampanya katılabilmeniz için açıklamaya linki de bırakıyoruz. Bu fırsat kaçırmayın bu fırsatı deriz ve maşa geri dönelim. Tadiç. Ara ara eleştiriliyor. Garipsiyorum. Hakikaten garipsiyorum. Yani Tadiç'in ee, belki maçın içerisinde bir 90 dakika boyunca alıyor 3 kişi çalınıyor oradan vuruyor buradan vuruyor değil ama her maç istisnasız en kötü oynadığı maç dahil 3 tane kilit pas atıyor bir asist yapıyor ee, topu atıyorsun topu saklıyor yani biraz banka gibi kaptan hakikaten topu verdiğin zaman çoğunlukla geri dönüş alıyorsun ya geçenlerde bir klip yapmışlar tad için yediğimiz asistlerinden oluşan o kadar çok aldaat demiş ki adam ligin başından beri. Değil mi? Yani şu anda 9 değil 29 asiste de olabilirdi. Hakikaten. Evet. Çok anormal bir rakam olabilirdi. Mundar etmişiz adamın güzelim asistlerini. Evet. Şimdi bu maçta da ilk golde... ...Ceko'ya bir pası pas var. Ceko'nun asisti var. İkinci golde de Cengiz'e yaptı. Çok güzel bir asist var. Trize'deki İrfan Can'a yaptığının bir benzeri. Bir benzerini yaptı. Yani Ve... İrf İrfan Can'la e, Cengiz'in zaten... ...sol taraftan gelen... Akınlarda atmış olduğu goller birbirine benzer goller. Evet. çok var hakikaten yani e, hepsinin performansını arttırıyor. İnan arttırıyor. Yüzde yüz. Yani Tadic şu anda takımın e, tabii ki işte hep konuşuyoruz. Ceko da çok değerli bir oyuncu. Fred çok değerli bir oyuncu. Şimanski ki Şimanski'nin de bu maçta kendine geldiğini gördük yavaş yavaş. E, ama ama Tadic'in ya Tadic ile Ceko ikilisinin sahada olmasının ben çok önemsiyorum. Evet. Ama, ama Şimanski'ye de bir parantez açmak lazım. Şimdi birkaç maçtır Şimanski'nin kaleye şutunun olmadığı maçlar gördük. Evet. Ceza alanına yaklaşamadığı maçlar. Ya bu maçta Şimanski Şimanski gibiydi. En azından pozisyonuydu. Yine goller kaçırdı. Son vuruşlarda sıkıntısı vardı. Biraz bir özgüven eksikliği de var. Ama oralardaydı Şimanski. İşte o taşların yerine Yine oturması, oturması evet. Şimanski'nin de e, arzuladığımız yerde pozisyonda olmasını sağladı. 8 numara 10 numara bağlantısı. Aynen. Mert Hakan'ın Şimanski ile pas trafiği. Evet. Fred'in Şimanski ile pas trafiği. Onu Kurunç İsmail ikilisinde bulamıyoruz. Bunu, artık bu çok netleşti. Evet. Artık bu maçtan sonra bir daha Kurunç İsmail ikilisinin beraber ben oynayacağını düşünmüyorum. Hele Fred'in geri dönüşüyle artık bu olmayacaktır. Ha bir maçta Kurunç tekrar bir şans verilebilir bir perşembe pazar maçında e, İsmail yerine Kurnik oynayabilir. Onu da görebiliriz. Belki öyle oynadığı zaman Kurnich de belki farklı performans gösterecektir. Bunu da bir görmek lazım. Yani Kurnich Fred Szymanski olarak da bir görmek lazım. Başka olabilir. Başka evet. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Ee, ama bir böyle tekrar Fenerbahçe sanki ideal 11'ine kavuşuyor gibi gözüküyor. Evet. Yani Fred de tam olarak ilk 11'e döndüğünde Fred Szymanski, İsmail ön taraf zaten belli üçlü. Orada Hoca da oynamıyor şu anda. <laughs> <laughs> Sezon başı Osa'ya Ferdi beklerine döndük. Tek soru işareti o senin dediğin 3 stoperden hangi ikisi Biz oynayacak? Olacak. Evet. Onun dışında başka bir soru işaretimiz yok bizim bundan sorusu bu arada, için. Bu arada yavaş yavaş derbide geçelim. Ben ee, kalan yarışta bizim en büyük avantajımızın yedek kulübümüz olduğunu düşünüyorum. Bak dün ee, Galatasaray Beşiktaş maçında ee, Galatasaray'ın yedek kulübesini sana söyleyeceğim. Tabii ki bu e, bazı isimlerin olmamasında bunda etkisi var. E, işte, bu maç özelinde almadılar kadroya Kadroyu almadılar. Buydu. Ama şimdi bak Galatasaray'ın yedek kulübesi dünkü maçta. Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Endombele, Vinicius. Yani burada Endombele, Vinicius, Tete ve Berkan Kutlu dışındaki oyuncular çok genç oyuncular ve normalde oynamayan oyuncular. Endombele Vinicius çok büyük katkı veriyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Aynı şekilde de daha sayı istediği katkı alamadı. Berkan Kutlu da sonuçta görev hani, adamı. Görev E şimdi bizim kadroya geldiğin zaman gene aynı Hatay maçına baktığın zaman bizim yedek kulübemize bak. İrfan Can, Mert Müldür hmm. ilk 11 oyuncusu. Bonucci, Batshuayi, Osterwolde, Zaits, Krunic, Fred, Serdar Dursun, Necat Aydın. Hmm. Yani Bizim yedek kulübemiz şu anda Galatasaray yedek kulübesinden bu mevcut durumuyla söylüyorum. Galatasaray'da bu oyuncuların durumu ne olacak bilmiyorum. Olivier Zaha orada bir problem olduğu karşılıyor. Olabilir. Ama e, şu anda kalan maçlarda sakatlıklar olabilir, cezalar olabilir. E, ama en büyük avantajımız ne dersen bence yedek kulübemiz. Ee, oynamayanlar da var. Yani evet. Kingler, İrfancanlar yani Onlar bu maç öz Onlar da var. Onlar da var. Yani şimdi bu e, tarihinin en iyi Galatasaray kadrosu bu Emre Belezoğlu'nun bir açıklaması olmuştu. E, buradan baktığın zaman e, ben buna katılmıyorum zaten. E, bizim kadromuzun Galatasaray kadrosundan aşağı olduğuna hiç katılmıyorum. Geniş kadro olarak bakarsan ilk on evet. bir olarak da bakılabilir. İlk on bir olarak baktığında da bence e, biz bir, tak, bir tık daha önde olabiliriz. Ama geniş kadroya baktığın zaman bizim kadromuz daha iyi. Evet. Daha alternatifli. Daha alternatifli. E, herkesin yedeği mevcut ama iş i̇şte bütün sakatlar iyileştiğinde bizim dezavantajımız ne? Bir fret gitti sallandık. Evet. Çözüm bulamadık. Kompanse edemedik. Evet. Ligin ilk yarısında bir stoperler aynı anda gitti. İsmailleri, Yusufak çiçekleri oynatmak zorunda kaldığımız, Sametlerle devam ettiğimiz dönemler oldu. Yani herkes sağlıklı olduğunda evet katılıyorum sana. Peki, Haftaya ee, hafta içi maçı da var demiştik. Evet. E, maalesef çok hatırlamak istemediğimiz bir maç. Ee, ...çok kötü bir futbol vardı. Ee, o maçta Emre Belözoğluna ...edilen bir takım küfürler oldu. Evet. Ee, ona da değinip... E, ...derbiye geçelim istiyorum. E, ben geçen hafta... mı konuştuk Emre Belözoğlu'nu burada. Evet. Emre Belözoğlu ile ilgili... ...ben e, fikrimi söyledim. Ben Emre Belözoğlu'nu çok... E, ...sevdiğimden bahsetmiştim. E, bize... ...geldiği dönemden sonra takıma... ...hep... E, yani O 3 Temmuz'daki... ...duruşu olsun... ...futbol oynadığı dönemdeki... ...aidiyet duygusu, takıma kendini vermesi olsun... ...bunlar hepsi Emre Belezoğlu'na... ...teşekkür ediyorum. Diğer yandan Emre Belezoğlu'nun... ...hocalıkla beraber yaptığı açıklamalarda... ...Fenerbahçe taraftarının... üzerine açıklamaları oldu. Şimdi... ...tarihinin iyi Galatasaray kadrosu... E, veya da... E, ...Galatasaray'da da çalışabilirim, büyük konuşmamak lazım... ...gibi demeçlerine ben... ...Fenerbahçe taraftarının... hoşlanmadığını farkındayım. E, Bunların hiçbiri... ...bu edilen küfürleri gerektirmez. Evet. Ama şimdi Volkan Demir ile Atay maçının başlamadan önceki beraber bir sevgi gösterisinde bulunuldu. Evet. E şimdi e, burada küfürleri tasvip etmemekle beraber e taraftarlar biraz da içinden geleni spontane spontane yapıyor bunu. Evet. Şimdi Emre Berezoğlu'nda bir de şunu görüyorum. E, bir mutsuzluk görüyorum kaptan. Bir gerginlik görüyorum. Yani Emre Berezoğlu'nu kenarda maçlarda görüyorum. Bir kavganın içerisinde. Yani hep bir Vücut dilinde ifadesinde bir şey var yani bir e, böyle bir rahat mutlu ah ne güzel e, hocalık yapıyorum maça çıkmışım vücut dilini görmüyorum çok üzücü bir şey yani bir şekilde bundan kurtulması lazım kendi kariyeri için bundan sonra kendi, kariyeri, kendi sağlığı için, için. kullanmak kariyeri de demiyoruz kendi sağlığı için ama biz de Fenerbahçe camiası olarak şundan kurtulmamız lazım bizim gündemimiz şu anda Emre Belözoğlu değil şampiyonluk yarışı içerisindeyiz ve bin bir tane dertle uğraşıyoruz. Evet. Anormal işlerle uğraşıyoruz yani. Don Kişot gibi geldi Ermenilerine karşı savaşıyoruz şu anda. Emre Belözoğlu ile bizim harcayacak zamanımız, enerjimiz yok ki. Şimdi biliyorsun biz çok seviyoruz maalesef camia olarak. Aziz Yıldırımcı, Ali Koççu. Aykutçu, Alexçi. Ersuncu, Şucu, Bucu diye ayrılmayı o kadar seviyoruz ki. Şimdi de Emre Belözoğlu küfürleri hak etti mi, hak etmedi mi? Emre Belözoğlu'cular anti Emre'ciler. Ya bırak. Bırak uğraşma bunlarla. Şu anda bizim buna harcayacak vaktimiz yok. Evet. O yüzden çok garipsedim. Hemen hemen, hemen Emre Belözoğlu gündemini kapatalım. Kendi işimize bakalım. Bir de Emre konusunda ortadan ikiye yarılmayalım diyorum ben. Peki, Emre'nin maç sonu başlaması oldu. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var dedi. Şimdi e, <laughs> Galatasaray'ın Morutan transferine ilişkin bir kap açıklaması oldu. E, 3 milyon euro tutarında bir transfer bedeliyle oyuncunun Ankara gücüne satıldı açıklandı. Evet. Emre'nin bu açıklamalarından anladığımız o para ödenmediği takdirde oyuncu geri dönüyor kulübüne. Evet. Şimdi burada biliyorsun benim bir Davinson Sanchez ile ilgili... Emre'nin açıklamalarında bir de o paranın ödenmemesi takdirinde maç sayısına bağlı olarak tabii ki. Maç sayısına bağlı. Orada olabilir. kritik olan maç sayısı. Evet. Belirli bir maç sayısını geçerse. Evet. Para ödememiz evet. lazım. Ee, şimdi ben burada bu Davinson ile ilgili buna benzer bir bilgiden bahsetmiştim. Evet. Onun üstüne biliyorsun baya bir da tepki oldu. İşte vay bonservisiyle aldığı oyuncu e, kapaşlamasını görmedim görmedim mi? Evet. Nasıl böyle konuşabilirsin dedi. Şimdi da Galatasaray'ın bonservisiyle verdiği bir oyuncu olarak okuyoruz biz kaptan. Evet. Doğru mu? Doğru. Ee, şimdi Moruta'nın Galatasaray Galatasaray'dan Ankara gücüne transferi net ve kesin bir şekilde olmadığını, Hı -hı. bir maç sayısına göre yapılacağını öğrenmiş bulunuyor. Evet. Şimdi bu böyleyse Davinson Sanchez'in alınmasının da aynı şekilde bir maç sayısıyla ya Hiç. da ödeme planının. Ya da ödeme planının. Alınmanın değil Ve ödeme planının. Zaten benim orada bahsettiğim oydu. Ödeme planı. Ödeme planı ile ilgili. Ha. Yani oynadığı anda 3 maç sonra oynatırsın. 3 maç sonra ödersin. Hı -hı. Şu anda paran yoktur. Hı -hı. Ki ben öyle bir şeyden e, öyle bir duyum almıştım. Hı -hı. Şimdi biraz bu Nasrettin Hoca fıkrasına benziyor kaptan. Yani Morutan'ın olduğunu yani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyor musun? Hı -hı. E Morutan da böyleyse Sanchez niye böyle olmasın? Bu arada bu söylediğim Galatasaray'ı karıştırmak. Galatasaray'ı bu bir bilgiydi. Ben bu bilgiyi paylaştım. Tıpkı geçen hafta ee, Tadiş'in, Ceko'nun, Başkan Ali Koç'la beraber bir araya gelip Hı -hı. bir takım şeyleri konuştuklarına dair bir bilgi de verdim. Hı -hı. Bununla ilgili de bunu da Fenerbahçe'yi karıştırmak gibi bir ya Aziz Yıldırım döneminde bu belki 30 kere yapıldı. Ayrıca bence yapılmalı. Hı -hı. Bir başkan futbolcularla, önde gelen futbolcularla oturup neyin iyi gitmediğine veya nelerde ne yapılması gerektiğini bir bilgi alışverişinde bulunabilir. Gidip teknik konulara girip sen solda oynama sağda oyna sen niye orada oynuyorsun böyle oynuyorsun gibi şeylere girmediğine göre bu kadar tecrübeli iki futbolcuyla oturup konuşabilir. Konuşmalı da. Konuşmalı da. E bu da Fenerbahçe'yi karıştırmak değil. Tabii, ki. Tabii. Ya bunların hepsi buradaki bilgileri ben paylaşmadığım sürece e, kendime tuttuğum sürece burada bu programı ...yapmamızın bir amacı da... ...bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmak. Bizi izleyenlerle paylaşmak. E doğru bilgileri paylaştın ama... ...linç yiyen de sen oldun. Sonucunda o... mesela... Davinson Sanchez konusunda... ...acaba seni linç edenler... ...senden özür dileyecekler mi? Mesela dediler ya... ...Icardi'nin görüntüleri. Montaj, montaj. Montaj yapıyorlar. Ortalık ayağa kalktı. Sonra ne oldu? Ortaya çıktı ki... ...hakikaten görüntüler doğruymuş... Ertem Şener önemli bir gazetecilik yaptı. Tahkim Kurulu'ndan bir üyeyle konuştu. Bir röportaj yaptırdı Devrim Zengi'ye ve... ...görüntülerin doğru olduğu kesinleşmiş oldu. Evet. E peki o görüntüler montaj diye yazan bir sürü kişi... ...özür diledi mi? Hayır. Ya biz yanlış bilgi vermişiz dediler mi? Hayır. Diyecekler mi? Demeyecekler. E o zaman senden de özür dilemeyecekler. Evet yani bu Davinson Sanchez'in e, detaylarının... Şimdi sözleşmeyi görmemiz lazım. Ben de sözleşme yok. Ben duyumundan bahsettim. Bu sözleşme açıklanır. Sözleşmede şu kadar maç oynadıktan sonra şu kadar para ödeyeceğiz diye yazıyordur. O maç ona uygunyordur. Belki de öyle duymama rağmen tam öyle değildir. E ama bu Morutan örneği gösteriyor ki pekala Morutan'da olanın aynısı Sanchez'te olmuş olabilir. Zaten aslında çok da fazla üzerinde konuşulması gereken bir konu değil. Davinson De Sanchez'in kendi röportajı var ya, herkes gördü. Evet. Who is injured diyor. Evet. Kimse sakat değil yani sonuçta o dönemde. Dolayısıyla Murat Zorlu ne bilgi verdiyse doğrudur. Herkesin içi rahat olsun. Peki. Sağ kaptan. Beşiktaş Galatasaray maç sonu Galatasaray resmi sitesinden yapılan paylaşım. Eee salıncak bir salıncak. Üstünde bir kartal sallanıyor. Ee, bununla ilgili dün bizim programda, e, maç sonu programında evet. e, Hasan Arat, sevgili baş, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, e, Sercan Dikme'yi aradı. Orada net bir şekilde Metin Öztürk'ün özür dilediğini Hı. ve bunu e, kaldırılması için elinden geleni yapacağını evet. söyle, söylediğini paylaştı. Fakat daha sonra Metin Öztürk bir açıklama yaptı. Dedi ki bize edilen küfürler var bu küfürlerle ilgili özür dileniyor mu ki biz bunu kaldıralım dedi. Şimdi o küfürleri edenler taraftarlar. Taraftarlar birbirlerine küfür ediyorlar. Şimdi resmi siteden yapılan paylaşım farklı bir paylaşım. Resmi siteden Beştaş Galatasaray'a bir küfür etmedi. Bu resmi site paylaşımlarında artık bu resmi siteleri yönetenlerin ee, zıvanadan çıktığını düşünüyorum kaptan. Yani buradaki bu kontrolü kaybettiler kontrolü mi? Kontrolü tamamen kaybetmiş durumda. Şimdi bu Galatasaray iletişimi sezon başından beri bir iletişim götürüyor. Evet. Bu iletişimden bize nasibimizi alıyoruz kanal olarak. Aldık. Ee, burada gelen nokta sen bu paylaşımı yapıp yarın aynı ergenlik seviyesinde diğer kulüpler bu paylaşımlara devam ettiği sürece sosyal medyada bu gazı verdiği sürece ve sosyal medyaya şirin görünmek için bunlar yapıldığı sürece burada sonu bambaşka yerlere gidebilecek noktalar görüyorum ben. Eee ben Galatasaray'ın uygulamış olduğu iletişim stratejisine hakikaten inanamıyorum son dönemlerde. Ya mesela dün Okan Burak'a bir soru sordular. Hakemlerle alakalı, yabancı hakemlerle alakalı. Evet. Daha bir hafta önce senin söylemiş olduğun Galatasaray'ın resmi sitesinden utanmazlar başlıklı bir yayın yaptılar, değil mi? Evet. Bir mesaj yayınladılar. Evet. Utanmazlar. Hakemlerle hakem kararlarıyla alakalıydı bu. Evet. Daha bir hafta önce ya bir hafta, Okan Buruk diyor ki biz Türk hakemlerine güveniyoruz diyor. Ben kime inanacağımı, neye inanacağımı şaşırıyorum Zıksan şu an. başka bir şey söyleyeceğim. İlk yabancı hakem gelmeli diyen kim biliyor musun? Kim? derden tümrun açılması var? Hmm. Yani bu durumda yabancı hakemler gelmeli diye birebir açıklaması var Erdem Tümur'un. Ya şimdi benim inanamadığım o kadar çok açıklama var ki yine bak yine birkaç gün öncesine dönüyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'in FETÖ yakıştırması var Fenerbahçe ile alakalı. Sayın Başkanım, Sayın Dursun Özbek. Bizim otobüsümüz kurşunlandı bu ülkede. Biz 3 Temmuz'u yaşadık. Ya bu tip söylemlerde bulunurken lütfen neyi ve kimi savunduğunuza dikkat edin. Bakın biz çok yaralıyız Fenerbahçe taraftarı olarak. Çok kötü günler yaşadık. Bunun üzerinden hala bir iletişim stratejisi lütfen uygulamayın. Bu çok yanlış. Çok yanlış yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye FETÖ yakıştırması yaptığınızda hakikaten insanların sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Yapmayın bunu lütfen. Dönüyorum. Yine dün Galatasaraylı futbolcular tek bir ağızdan çıkmışçasına rakiplerimiz bize karşı farklı bir mücadele sergiliyorlar diyor. İnanamıyorum. Üstümü başımı yırtacağım yani. Ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Lütfen beni düzelt. Kısa bir süre önce daha Galatasaray'ın oynadığı rakibinin futbolcusu, eski futbolcusu gidip tribünlere üçlü çektirmedi mi bu ülkede? Adana Demirspor Galatasaray maçında. Belanda. Üçlü anladım. çektirdi ya. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Yok çok doğru hatırlıyorsun. Samsun Spor Kulübü Başkanı kalbiyle beyni arasında işte git gel yaşadı futbolcularımız demedi mi? Ankara Güçlüler Kazımcan'ı ıssıklamadılar mı? Ya bu Trabzonspor taraftarı 5 yedikten sonra Galatasaray'dan tribünlerde horon çekmedi mi? Ya o kadar çok örnek var ki biz bunları yaşamamışız gibi rakipler bize karşı farklı mücadele içerisine giriyor diyorlar. Yani bunlar yani... senin uydurduğun şeyler değil kaptan bu arada. Ya bunlar birebir yaşananlardan bahsediyorsan. Ya yani da ben, ben bunadım. Evet yani, yani sen eğer e, halüsinasyon görmüyorsan Belhanda gitti oraya, üşü çektirdi. Evet. Sen eğer ee, kulaklarını iyi duymuyor, evet. uydurmuyorsan Samsun Spor Başkanı bunları söyledi. Hepsi e bunlar, yaşandı bunları Bunlar hepsi iyi. yaşandı. Bunlara rağmen bize farklı oynadılar. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş'ın ben hakikaten hangi Beşiktaşlı ile konuşsam bu maçı çok bilenmiş durumdaydı. Bu sezon Galatasaray'la net bir şekilde Beşiktaş tribünlerinin, Beşiktaş camiasının ekstra daha önceki senelerde görmediğimiz evet. bir... Ee, Alıp veremediği olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Onun için dün Beşiktaş bu maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Gücü yetmedi. Doğru. Gücü yetmedi. Umutlandık mı ben açıkçası umutluydum. Ben bugün buraya lider olarak oturacağımızı düşünüyordum. En azından bir beraberlik alır diyordum Beşiktaş. Hmm. Bu Olmadı. Ara, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Beşiktaş oynadığı futbol Beşiktaş'ın gücü bir yere kadardı. Ama bizim Kadıköy'de Galatasaray'a karşı oynadığımız oyundan da çok daha kötü bir oyun yoktu. Daha çok pozisyonu vardı. Evet. Ee Galatasaray'ın ilk dakikada attığı gol olmasa çok fazla maçı kazanabilecek bir oyun ortaya koyduğunu da düşünmüyorum. Gelelim Cenk Tosun'un pozisyonuna. Cenk Tosun'un pozisyonu Cenk Tosun'un kendini çok ekstra yere attığını düşünüyorum. Onun hakimin kafasını karıştırdığını düşünüyorum ama kafasını karıştırmayacak. Orada net bir şekilde çekilen bir Cenk Tosun var. da kim var peki? Koray Gencerler var. Evet. evet. Koray Gencerler kim? Sen söyle. Başkanımız Ali Koç'un da işaret ettiği, Fenerbahçe'yi defalarca yakmış olan, çok kritik maçlarda yakmış olan ve Fenerbahçe'nin elinden şampiyonluklar almış olan bir hakem Koray Genceller. Evet. Sicili çok kabarık. Ama başkanımızın evet. işaret ettiği bir ismi özellikle sen bu maça veriyorsan Fenerbahçe kulübüyle restleşiyorsun manasına geliyor. Kör gözün parmağına. Yani Mersin'de Fenerbahçe maçından bir gün önce TFF birincilik maçının ya 24 saat önce maçı oynatılır mı? Oynatılmaz. Onun oynatılması da restleşme. Biz buradayız dimdik ayaktayız mesajı veriyorlar bazı kesimler. Anlayan anlıyor. Peki bu kesimlere dur diyecek sertlikte olmamız gerekmiyor mu kaptan? Of. O sertlik Aziz Yıldırım'dan geldi bu hafta içerisinde. Ne diyeceksin açıklamalara? Valla şöyle söyleyeceğim, ee, şunu hissettim, camia böyle bir, bir kendine geldi. Ya kimle konuşsam, oh be dedi, oh be dedi. Yani e, hislerime tercüman oldun, e, benim söylemek istediklerimi söyledin. Böyle açıklama yapılır, böyle sertlikle konuşulur, Deyip müthiş bir e, camianın böyle bir özgüvene tekrar kendine geldi gibi hissettim. Vallahi morallendik be. Değil mi? Hakikaten morallendik yani. İhtiyacımız varmış. Böyle bir açıklamaya. O, o Aziz Başkan'ın özlediğimiz uslubuna ihtiyacımız varmış değil mi? Varmış evet. Biraz bizi kendimize getirdi. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sezon sonunda inşallah şampiyonluğa kavuşursak bu açıklamanın da payı olacak o şampiyonlukta. Öyle mi diyorsun? Ben sen söyleyeyim. Evet. Bence olacak. Yani eee... Sezon sonunda çok konuşacağımız şey olacaktır. Evet. Ee, bu da payı dediğin gibi olabilir. Evet. Ee, ama şu net ki e, Aziz Başkan'ı seven sevmeyen herkes, herkesin çok hoşuna gitti. Evet. 3 Temmuz üzerinden artık Fenerbahçe'yi vurmayı bıraksınlar. Neyin ne olduğu biliniyor. Mahkemelerce de kanıtlanmış durumda. Ee, bu konuda lütfen ama lütfen tekrar sinir uçlarımızda oynamasınlar. Bizim en yüksek yerden cevabı aldılar. Bu arada bir cevap da gelmedi de Galatasaray cephesinden. E, geldiği takdirde daha sert. Daha sert şekilde bir cevap evet. vereceğini de biliyorum. Evet. Aziz Başkanı kızdırmasınlar bu konuda. Evet. Ha, 3 Temmuz demişken de bak Zaferin Rengi filmine gittik, gördük, hepimiz duygulandık, çok hislendik. E, çok başarılı, çok güzel, çok harika bir kurgu. E, ama bence 3 Temmuz'un da filmi yapılmalı. Yapılacaktı mutlaka. Hepimizin hayaliydi bu. General Harrington kupasının filminin yapılması. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evet. Ee, mahkeme süreci de yakında bitecek inşallah tazminatlarımızla ilgili. O konuda da önemli gelişmeler var. Ee, ama 3 Temmuz'un da bir filmi yapılmalı. General Harrington kupası nasıl bir destansa o da ayrı bir destan. Aynen. İkisi de direniş. Aynen. İkisi de müthiş direnişler. Evet. Onun da filmi yapılmalı bence. 100 yıl önce 100 yıl sonra iki tane destan var dediğin gibi. Kaptan diğer branşlara da hızlıca geçelim istersen. E, Baskonya karşısında rekor rekor bir Tarık Biveroj için üçün o üçüncü çeyrek arka arkaya attı basketler hakikaten evet. mükemmeldi. Tarık Biveroj işte artık bu takımın ciddi bir parçası oldu. Oldu. Bence o çok önemli. E, orada bu hafta Real Madrid deplasmanı var. E, kötüsü 7 ve 14 Mart iki tane Avrupa maçımız, Sanjulio Az maçımıza denk geliyor iki basketbol maçımızda. Evet. Yapacak bir şey yok. Onunla beraber sen anlat. Ee, son 6 günde 6 maça gittim çünkü. Yok 5'te 5. 5'te 5 misin? Önce Peki. Stuttgart maçı kadın voleybol. Sonra kadın e, voleybolun ertesi günü erkek voleybol vardı Avrupa Kupası. Baskonya'ya gittik. Oradan Mersin yolculuğu geldim. Dün de sen beşiktaş Galatasaray maçını seyrederken ben Fenerbahçe-Vakıfbank Vakıfbank maçındaydım. Tercihimi oradan yana kullandım. Ee, bu sefer doğru tercih kullanmışım. <laughs> evet. Çok çok. Burada bir tek erkek voleybolda Üzüldük. Evet. Onun haricindeki ee, maçların hepsini evet. kazandık. Dün tofaş maçına gidemedim. Küçük minik Ömerciğimizin basketlerini Vakıf bank maçı sonrası eve yetiştim. Evden evet. seyredebildim. Çok güzel, çok duygu yüklü anlardı. Evet. 16 yaşındaymış. Harika değil mi ya? Mükemmel. Takımın onu sahiplenişi. Evet. Güzel takımız yine ya. Evet. Güzel takım, güzel hoca. Yani e, harika bir hikaye çıktı oradan da. E, Tarık abisine baksın, onun gelişimine baksın, çok çalışsın. Çok çalışmadan olmuyor bu işler. Elin. Çalışacak, ekstra çalışacak. Çok güzel bir şut tekniği var. 500 şut, 1000 şut, antrenman çıkışı çalışacak, Olacak. çalışacak, çalışacak. Bu işin başka yolu yok. Öbür tarafta da kadın voleybol maçında ya şimdi sezon başı önemli transferler yaptık. Biz Polonya milli takımının pasör çaprazı şaka aldık ama mı diyeceksin? Yok, Vargas farklı bir seviye. Vargas var ama Federoso'ya da baktım 19 sayı, Vargas 18 tabii, tabii. sayı. Yani da çok iyi oynamış. O o farklı bir oyuncu zaten. Evet. Biri smaçör, biri pasör çaprazı ama Vargas çok çok acayip yapıyor. Çok fark ediyor. İşte çok seviyorum. Takım da çok seviyor. Herkes çok seviyor. Ama vargasla böyle bir iki vites arttırdık gibi gözüküyor ya. Değil mi? Peki Perşembe Senjiluaz. Evet. Deplasman. Evet. Ee, Pazar Pendik. Ondan sonra dönüyoruz. Gene Senji Ruaz içerideyiz. Trabzon deplasmanına giderek bir araya giriyoruz. Program yok. Ee, dört maçımız var. Buradan inşallah hem tur atlayıp çıkarsak... ...hem de 2'de 2 yapıp ligde... ...araya en azından... Ee, ...puan farkı açılmadan... ...veyahut da belki de öne geçerek... ...girersek çok iyi olacaktır. Senji Ruaz'ın çok zor bir maç ol, rakip olduğu... Evet. ...çok zor maçların bizi beklediğini herkes söylüyor. Ee, takımı... ...herkes çok beğeniyor... Ee, Eski e, sportif direktörümüz Hasan Çetin Kaya ile konuşulanlar var. Hı hı. Hasan Çetinkaya anlatan da bitirememiş takımı. Öyle mi? Evet benim demiş en beğendiğim takım Belçika'da. Müthiş futbol oynuyorlar. Yani top sende zannedersin hı. bir bakarsın kalene gelmişler. Belçika Ligi ile <laughs> ilgili diyor. bir yorumda bulunacaksa en doğru kişilerden biri Hasan Çetinkaya herhalde. Evet yani zor bir rakip zor olacaktır ama biz de iyi bir takımız. Eğer bu kupada final oynamak istiyorsak şampiyon olmak istiyorsak da Sancho'ya geçmemiz lazım. İnşallah da geçeriz. Kaptan ağzına sağlık. Mart ayı geldi son dönemeç. Hep beraber takımımızın bütün branşlarda arkasında olacağız. Evet. Bize de kızıyorlar dönemden önce. Ya rakibi görmüyor musunuz? Bu kadar kollanıyor. Rakip bu kadar kollanırken siz gidiyorsunuz. Orta sahayı eleştiriyorsunuz. Şunu bunu eleştiriyorsunuz diye. O da olacak. Yoksa inandırıcılığımızı kaybederiz. Zaman zaman hocayı eleştireceğiz. Zaman zaman futbolcuları yönetimi eleştireceğiz ama hep yapıcı eleştireceğiz hep onların başarılı olmasını isteyerek geliştireceğiz ama takımın kulübün arkasında durmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Asla. Ağzına sağlık kaptan. Haftaya görüşürüz. İnşallah.